Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok sevilen bir lezzetin tarifini vereceğim arkadaşlar. Kumpir yapacağız ama tek tek patateslerle uğraşarak değil, tek parça halinde tepside kumpir yapacağız. İnanın çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve tarifine geçiyorum. Kumpirimiz için şöyle 1 kilo kadar patatesim var. Gördüğünüz gibi 7 tane. Bunları haşladım. Birazcık ılıdıktan sonra soydum. Hemen şöyle bir patates eziciyle eziyorum. Siz ezeceğiniz yoksa çatalla da ezebilirsiniz. Mutfak robotundan da geçirebilirsiniz. Blender'dan da geçirebilirsiniz. Hemen hepsini şu şekilde topak kalmayacak şekilde iyice eziyorum. Patatesime koymak için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını eritiyorum. Tereyağı kullanmak istemeyenler margarin de kullanabilir. Bu tamamen sizin kendi tercihinize bağlı arkadaşlar. Erittiğim yağımı patateslerin üzerine ekliyorum. Birazcık da kaşar peyniri ilave ediyorum. Şöyle 2 avuç kadar rendelediğim kaşar peynirinden içerisine ekleyip tuzunu ilave ediyorum. Birazcık da karabiber ekleyeceğim. Patatese karabiber çok yakışıyor. Biraz karabiber de ekledikten sonra yağını çeksin diye iyice bir karıştırıyorum. Şimdi patatesli harcımızı karıştırdık. Hazır. Hemen şöyle dikdörtgen bu her evde bulunan cam tepsilerden alıyorum. Tabanını yağlıyorum. Sıvı yağ ile yağladım. Patatesimi hemen boşaltıp tepsinin tabanına yayacağım. Şöyle kaşıkla bastırarak kumpirimizin tabanını oluşturalım. Her tarafı eşit bir şekilde olacak her tarafı eşit bir şekilde olsun. O şekilde yaydırın. İyice kaşıkla da bastırıyorum. Hemen doğradığım 10 tane küçük sosisi tavada birazcık kavuracağım. Bir paket sosis almanız yeterli. Çok fazla sosise gerek yok. Benimki 10 taneydi. Kavrulduktan sonra çok hafif lezzetlensin diye birazcık salça ilave ettim. Tatlı kaşığının ucuyla. Salçayı açabilmek için de birazcık su ilave ediyorum. Sosislerimi salçada çevirerek ocağımın altını kapatıyorum. Pişirdiğim sosisleri patatesimizin üzerine diziyorum. Her yanına eşit olacak şekilde diziyorum. Üzerine bir kavanoz garnitür almıştım. Bunlar hazır marketlerde satılan garnitür. Suyunu süzdürdüm. Sosislerimin üzerine o bir kavanozu garnitürümü de gezdiriyorum. Bu arada garnitür malzemelerini kendiniz evden de ekleyebilirsiniz. Bezelye ve havuç haşlayıp koyabilirsiniz. Koymayabilirsiniz. Bunun malzemesi tamamen sizin isteğinize bağlı artırılıp eksiltilebilir. Birazcık 3-4 adet de kornişon salatalık turşusu doğramıştım. Bunlar benim yazdan yaptığım sıcak suyla kurduğum salatalık turşularım. Birazcık da siyah zeytin ekliyorum. Küçük küçük doğradım. Varsa yeşil zeytininiz, yeşil zeytininizi de doğrayıp ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu zeytinler, kornişon falan tamamen kendi zevkinize bağlı. Ama lezzetli bir kumpir için malzemenin bolluğu da önemli.
Birazcık da haşlanmış mısır ilave ediyorum. Şöyle aralarına serpiştiriyorum. Zeytini biraz fazla gibi oldu sanki. Şimdi en son dokunuşumuza geldik. Ben bu kumpir, bu boyutta bir tepsideki kumpir için 400 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Sizler daha küçük boyutlarda, daha küçük porsiyonlarda da yapabilirsiniz. Malzemeyi yarıya indirip kaşar peynirini de daha aza indirebilirsiniz. Kaşarımızı da üzerine dizdikten sonra 200 derecelik fırında, 250 derecelik fırında olur. Çünkü sadece kaşarlarımızın erimesini istiyoruz. Fırında 30 dakika kadar pişireceğiz. 200 derecede 30 dakika, 250 yaparsanız 20-25 dakikayı geçirmeyin arkadaşlar. Bakın benim gibi bir 5 dakika daha fazla tutmayın. Çünkü kaşarlar kızarsın istedim ben birazcık. Hafif neredeyse yakıyormuşum. Hemen sıcak sıcak, tabii yenmesi, sıcak sıcak yenmesi önemli. Lezzetinin kaybolmaması için. Sıcak bir şekilde dilimliyorum. Sunumu da bu şekilde oldukça kolay. Hemen servis tabağıma şöyle alıyorum. Bakın harika lezzetler birbirine geçmiş. Hepsinin lezzeti birbiriyle özdeşleşmiş. Yani özleşmiş. Yanlış terim kullandım. Çok güzel bir lezzet. Hem üzerine ketçap ve mayonezini de sıkalım. Servise hazır kumpirimiz. İnanın çok lezzetli görünüyor. Evde çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yapıp yedirebilirsiniz. Hemen şöyle çatalla da daha yakından göstereyim. Hala sıcak, kaşarı erimiş vaziyette. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Karantinada her yer kapalıyken gönül rahatlığıyla evinizde yapıp sevdiklerinizle tüketebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Hoşça kalın.